Abi şu an hani durumlar hiç iyi değil. Geçen ay 100 liralık alıyorsa bu ay 50 liralık alıyor. Önümüzdeki ay belki 20 liralık alacak. Öyle öyle alamayacak yani. 3 tane çocuk bizden. Bir tane alıyor. Öbürleri eskileri, öbürünün eskilerini giyiyor. Bunlar olduğu sürece hayatta hiçbir şey değişmez hemşehrim. Ben bile mesela bu zamana kadar hep AK Parti'ye oy vermiş biri olarak işin açıkçası ben de tepkili tepkisiz değilim. Şu an bir seçim olsa yine bu adam götürür. Bu nasıl oluyor abi ya? Adam 10 bin lira maaş alıyor abi. Bir tane 200 liraya makine almış. Eşim tıraş ediyor beni dedi. Sincan 2004 yerel seçimlerinden itibaren AKP'nin önemli oy depolarından biri haline geldi. İktidarın muhafazakar politikalarının burada güçlü bir taban oluşturmasıyla birlikte Sincan yıllar içerisinde partinin Ankara'daki kalelerinden birisi haline dönüştü. 2024'ün Türkiye'sinde kısmen de olsa farklı bir Sincan'la karşılaşmak mümkün. Mevcut ekonomik krizin yurttaş üzerinde yarattığı öfke Sincan sokaklarında da hissediliyor. AKP'nin kalelerinde ekonomik kriz başlıklı haber dosyamıza Sincan'la devam ediyoruz. Sincan'da durumlar nasıl? Berbat. Ne olacak? İnsanların alım gücü yok, satım gücü yok, hayat pahalı. Ne olacak yani? İyi olan ne var ki? Emeklisin sen değil mi? Emekliyim. Geçinebiliyor mu aldığın parayla? Nerede? Ayrı bir iş yapıyorsun mu, çalışıyorsun? Hayır, yapmıyorum. Bu yaştan sonra ne yapabilirim peki ben değişir ya? Değişir mi abi? Bu ekonomi bu saatten sonra değişir mi sence? Bunlar olduğu sürece hayatta hiçbir şey değişmez hemşehrim. Bu iktidar böyle olduğu sürece hayatta hiçbir şey değişmez. İktidarın mı değişmesi lazım? İktidarın değişmesi lazım. Peki, gitsin bir başkası gelsin kardeşim ya. İyi veya kötü bir de deneyelim yani. Bu nedir yani ya? Son yerel seçimde AK Parti'nin oyları burada bayağı düştü. Biliyorum. Bu sebeplerden kaynaklı mı bu sence? Herhalde yani. Yani Sincan'da... Kalesiydi bu... Sincan. Bak şimdi. Sincan'da düşüyorsa demek ki Türkiye genelinde her yerde düşüyor demektir yani. Sincan 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'deki İslamcı ve muhafazakar geleneğin önemli merkezlerinden birisi oldu. 28 Şubat postmodern darbesinin simgeleri arasında yer aldı. Asker, Refah Partisi iktidarına meydan okurcasına Sincan'da tankları sokağa çıkararak darbenin ayak seslerini duyurdu. AKP'nin 2002'de iktidara gelişiyle birlikte Sincan, tarikat ve cemaatlerin neredeyse hepsinin örgütlendiği bir merkeze dönüştü. Fethullahçılardan Süleymancılara, Nurculardan Işıkçılara onlarca tarikat ve cemaat Sincan'ı mesken tuttu. Bir erken seçim olur mu abi? Olmalı mı daha doğrusu? Kesinlikle olmalı ama bir sene veya bir buçuk sene daha var. Olsa bir erken seçim değişir mi bir şey? Yani ben çok gelsin, yok çok değişir zannetmiyorum ben. Yani bundan daha iyi olacağını düşünmüyorum işin açıkçası. Abi değişmez. Bu baştaki ne diyeyim ben kadrolar hangi parti olursa olsun olduğu sürece hiçbir şey değişmez. Son yapılan yerel seçimlerde AKP Sincan'da kendi tarihinin en düşük oyunu aldı. İktidar Partisi 5 yıl önce yapılan seçimlere nazaran %24 oranında oy kaybı yaşarken CHP'nin Büyükşehir adayı Mansur Yavaş, Sincan'da AKP'nin adayı Turgut Altınok'tan %8 oranında daha fazla oy aldı. Ancak CHP ilçede belediyeyi kazanamadı. Bu durum seçmen tercihinin farklılaştığını gösterirken Mansur Yavaş'ın popülaritesinin Sincan'da da etkili olduğunu gözler önüne seriyor. 2019'da AK Parti burada bayağı yüksek oy aldı. Bu seçimde bayağı düştü. Hatta bu seçimde Mansur Yavaş Turgut Altınok'ta daha fazla aldı Sincan'da. Bu neye bağlıyorsun abi? Ekonomiye mi? Ekonomi değil ya. O tamamen farklı bir şey. Ben bunu şöyle bağlıyorum. Bu Mansur Yavaş olayı farklı bir olay. Mansur Yavaş olayı bu Sincan'ın ve Ankara'nın sevdiği bir kişilik Mansur Yavaş. Ben bunun partiyle ya da ekonomiyle bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Bu Mansur Yavaş'ın tamamen insanların sevgisiyle alakalı bir şey. Bir de insanların tepki, oyu muhabbeti var ya bir de. Ona da bence denk gelmesine bağlıyorum. Yani AK Parti'nin dışında Mansur Yavaş diye farklı biri de olsa bence aynı oyu alacağını ben düşünüyorum. Çünkü insanlar bayağı öfkeli, sinirli şeye. Ya şimdi yanlış anlama ben bile mesela bu zamana kadar hep AK Parti'ye oy vermiş biri olarak işin açıkçası ben de tepkiliyim, tepkisiz değilim. Aşırı tepkiliyim ama hani bilmiyorum elden gelen bir şey var mı yok mu onu da bilmiyoruz.
Geçen seneyle bu seneyi karşılaştırsan abi, tabii, bir düşüş var mı? Tabii illa ki her sene bir kan kaybı oluyor ister istemez yani. Niye? Alım gücü mü düşüyor insanların? Ya alım gücü, fiyat politikalar mesela. Aldığın yerine, ürünü mesela şunu sattığın zaman yerine koyma gücün azalıyor ister mesela istemez. Mesela bir örnek verirsen abi, geçen sene şu kadar aldığım şey bu sene bu kadar diyebileceğin ne var? Yani mesela geçen sene şöyle söyleyeyim, aldığımı demeyeyim de mesela geçen sene 2 bin liraya sattığımız takımı bu sene 4 bin liraya, 3,5-4 bin liradan aşağı veremiyorsun mesela, maliyet ister istemez yarı yarıya, hatta %100 de diyebilirim hatta artış. İlla ki bu da ne yapıyor, ister istemez alım gücünü biraz daha insanların zayıflatıyor tabii. Şimdi bir şeyler alma şansı yok eskisi gibi. 3 tane çocuk var. Misal bir tane alıyor. Öbürleri eskileri, öbürünün eskilerini giyiyor. Mecburen. Ben geçen sene mesela 2023'te 100 liraya penye sattım. Bu sene en ucuz penye 300 lira. Niye bu kadar değişti abi? Abisi bu hükümet ilgilenmedi. İlgi yok. Şimdi herkes başına buyruk hareket ediyor. Sincan'da evet. Oylara eridi AK Parti'nin ama hala AK Parti kazandı bu. Önde. Sincan'da niye değişmedi abi? Tabii ki ülke yönünü de öyle diyordular. Ülke yönünü görmüyorlar, kaybettiler. İşte Sincan'da değişti. Sincan'da şaşırdık. Her yer değişti. Sincan'da neye değişmedi biliyor musun? Ben her şey yapıyorum. Adaydan kaynaklı. Esnaflardan kaynaklı. Şankaya'dan daha var oranın sistemi Sincan. Şankaya buradan daha ucuz. İşte değil ama diyor ki hükümet niye değil? Yani halkı yavaşlığına daha çok oyalmış. Çünkü işine geldi bu çoğunluk altın. O da AK Parti'nin adayıydı. Ya bak, berbere gidiyorsun. Şu kel kafayla bir berbere gidiyorsun. Sincan'da ne kadar biliyor musun? 200 liranın altında berber yoktur. Ne 200 lira? 200 lira öpbaşının üstüne koy. Yok. Geçen sene saç sakal 100-150 lira arası yapıyorlardı Sincan'da. Bu sene ortalama ne oldu? Bu sene 250-350 arası saç sakal. Kardeşim kazancım geçen seneye göre bir tık daha fazla ama hiçbir işe yaramıyor. Geçen sene bundan daha iyiydi. Niye abi? Abi geçen sene mesela bir şeyler yapabiliyordun. Atıyorum tatile gidebiliyordun. Hafta sonları mangaldı, bilmem neye düşüldü. Bu sene öyle bir lüksün yok. Maliyetler sene, mi yükseldi? Tabii yükseldi abi. Günü kurtarayım derdim herkes. Ben de aynıyım. Şey dedin abi, insanlar tıraş olmaya gelmiyor. Evlerini almışlar, evlerini mi kesiyorlar dedin. Vallahi birçok emekli müşterimiz öyle. Hatta geçen bir tanesini gördüm. Beni gördü böyle utanır gibi. Ya dedi, kusura bakma dedi, gelemiyoruz. Adam 10 bin lira maaş alıyor abi. Bir tane 200 liraya makine almış. Eşim tıraş ediyor beni dedi. Ya abi herkes şikayetçi. Bu seçimi nasıl alıyor, ben onu anlayamıyorum ya. Bir tek buna kafam yatmıyor ya. Alternatif mi bulamıyor acaba insanlar abi? Hayır hayır. Yani ona oy, şu anki hükümete çok az bir oy gidiyor. Ama seçimlere görüyoruz abi. Bilmiyorum, seçim bir şeyler dönüyor. Yani ülke seçim kurulunda dönüyor bir şeyler abicim ya. Millet feryat da. Figan ama gelelim bir, şu an bir seçim olsa yine bu adam götürür. Bu nasıl oluyor abi ya? Abi şu an hani durumlar hiç iyi değil. Hani zam geliyor, müşteriyi kaçırıyorlar. Hani müşteri ister istemez zam olduğu sürece bir tepki gösteriyor taksiye. Hani 25 lira da gelse, 30 lira da gelse tabii ki de bu müşteriyi etkiliyor bizim. Ya, sabit müşterilerimiz var mı? Var. Ama yine de rolantıda gitmiyor. Tabii bunun sürecinde gaz var. Bizim arabalarımız LPG, benzin. O yüzden hani gaza zam geliyor. Bu sefer taksimetreye zam geliyor. Taksimetreye zam geliyor, gaza zam geliyor. Hani gaz düşük olsa biz de kazanacağız. Şu an imkanı yok, kazanamıyoruz. Mal sahibi kazanamıyor, biz kazanamıyoruz. Yetişmiyor yani. Aldığımızı değil mi? Yok. Aldığımızı gaza veriyoruz. Yani. Aldığınla geçinebilir mi? Ucucuna mı geçiniyorsun yoksa? Nasıl? Durumun nasıl mesela? Abi ben geçinemiyorum. Ben bekarım. İmkanı yok, geçinemiyorum. Yalnız mı yaşıyorsun, ailenle mi? Ailemle yaşıyorum. Ama ona rağmen zorlanıyor musun? Ona rağmen acayip zorlanıyorum. Peki abi, düzelir mi sence bu ekonomi? Bu ekonomi sanmıyorum abi düzeleceğini. Peki umudun var mı onda? Hiç umudum yok. Yani bu şeyde imkanı yok hiç. Bir girelim, bir aylık alışveriş yapalım. Ne şey yapıyor? Ha, denetim yok. Yürü. Buyur. Şeyle göstereyim sana. Al bakayım. Aylık gittim, azıcık alışveriş yaptım. Buyur bakalım.
Bir aylık alışverişin mi abi? Bir aylık olur mu be kardeşim? Pazar ayrı, şey ayrı, on ayrı, bun ayrı. O eksik çıkıyor, onu alıyorsun, bunu alıyorsun. Onun dışında olan şey bunlar. Genelde şu an hiçbirinde alamıyorlar. Yani geliyorlar 100 liralık, 50 liralık kıyma alıyorlar. Neysen biz utanıyoruz yani. Yani şöyle bir şey. Ben dün gittim, et aldım geldim. 387 bin lira verdim karkas ete. Yani 38 civarlarında falan tuttu. 38-39. Biz de satıyoruz 400. Kemiği var onun, işçiliği var, dükkan kirası var. Anlatabiliyor muyum? Hem esnaf hem millet alım gücü yok. Geçen seneye göre abi düştü mü peki? Geçen seneye göre değil, geçen aya göre. Her ay. Geçen ay 100 liralık alıyorsa bu ay 50 liralık alıyor. Önümüzdeki ay belki 20 liralık alacak. Öyle öyle alamayacak yani. Geç hocam, geç geç. Nasıl gidiyor abi işler? Okul dönemi başladı. Bu dönem sizin yoğun geçer. Vallahi normalde. Evet, yani %70 oranında azaldı işlerimiz. Geçen seneye göre. Geçen seneye göre. En ucuz kalem kaç para sende? En ucuz kalem, kurşun kalem mi yoksa tükenmez kalem yok, mi? Yok, mesela uçlu kalem. Uçlu kalem öncesi. 20 lira en ucuz. En ucuzu. En ucuzu 20 lira. 10 liraya bir kalem bulamazsın yani. Yok, 10 liraya bir kalem kalmadı artık. Satışları nasıl abi? Biraz anlatsana. Valla, şimdi satışlar kırtasiye bölümünde zaten %70-%75 oranında düştü. Çünkü hem bu gross marketler olsun, şey bizim toptancılardan aldığımız fiyatların çok daha altında fiyatlarla sattılar. Yani nasıl sattıklarını da bilmiyoruz. 2 yıl önceye kadar. Yani işte her sene gitgide azalıyor. Hani bizim işler sonuçta, bu mallar satılıyor, bir yerde satılıyor ama bizim işlerimiz gitgide azalıyor maalesef. Diğer esnafın durumu da iyi değil. Yani işte evet evet. Beri. Yok değil, biliyorum ben piyasayı biliyorum yani. Nasıl olacak abim mesela, nereye kadar? Vallahi işte. Bu ekonomi sence yani? Yani çok zor. Ben zannetmiyorum yani, yani bizim açımızdan, diğer sektörleri bilemem. Kendi açımızdan gitgide azalacak yani. Kapanacak birçoğu. Artık şeylere, yani marketlere dönecek. Mesela bir tane Sincan'da gezdim, fotokopi çektirecek bir yer bulamazsınız. Çünkü kapandı hepsi. Ben de artık çok fazla uğraşmıyorum. Çünkü 1 lirayla 2 lirayla uğraşsan ne? Kazandırmıyor. Kazandırmıyor. Satış burada yapamıyor musun? Sincan en merkezi yerinde biri burası. Yok yok, işte diyorum 50 liralık 100 liralık yani kıyma alıyor vatandaş, geliyor. Onda yani pazarlık yapmaya çalışıyor. Tavuk çok satılıyor mu abi? Tavuk da çok pahalı. Tavuk da çok pahalı. Kanadın kilosu 220 lira, 250 lira. Ha, başka yerlerde daha farklı. Düzelir mi mesela? Düzelmez. Düzelmez. Bunu bir kişi falan düzeltemez. Yani düzelmez. Ne yapacağız? Ha, düzelme imkanı. Bunun üstünde Tarım Bakanlığı çok durması gerekiyor. Vallahi insanların alım gücü yok abi. Bu zamlar böyle devam edip de maaşlar yerinde sayarsak adam sadece kuru ekmeğe talim edecek. Yani peynir alamayacak, zeytin alamayacak, hiçbir şey yok abi. Ne yiyecek bu insanlar? İnsanlar hep eskilerini giyiniyorlar abi. Yırtık pırtık elbise, işte Sincan'dasın, görüyorsun yani. Burası çok olağanüstü zenginlerin yaşadığı bir semt değil. Ama böyle değildi yani. Buradaki insanlar da rahattı. Bir de insanların şey, psikolojisi de bozuk. Kimsenin yüzü gülmüyor artık. Herkesin yüzü asık abi. Herkes negatif. Bunun kaynağı ekonomi mi diyorsun abi? Ya ne olacak abi? Ekonomi olmayacak da. Yerel seçimlerde AKP'nin Ankara'da kazandığı iki merkez ilçeden birisi olan Sincan'daydık. Sincan'da ekonomik krizin boyutlarını hem yurttaşlara hem esnafa sorduk. Eğer Sincan videomuzu beğendiyseniz sizden bir ricamız var. Lütfen Medyascop kanalına abone olun, yorum yapın ve beğenin. Video serimizin ilk haberi olan Altındağ için şuraya tıklayabilirsiniz.